Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem Müslümanlar, değerli izleyiciler, kıymetli genç kardeşlerim. Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Külliyesinden Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli gençler, toplumun temel taşı, günlerin aydınlığı, mevsimlerin baharı, yuvaların ve cemiyetin fidanı, yarınların ümidi, kıymetli genç kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İnsanlar için hayatın her alanında ideal alınacak en güzel rol modeldir. Zira o örnek bir çocuk, örnek bir genç, örnek bir arkadaş, örnek bir meslek adamı, örnek bir aile reisi, örnek bir eş, örnek bir baba, örnek bir komutan, örnek bir devlet başkanıdır. Hulasa her yaşta ve her meslekten insanın kendisine model alabileceği yegane şahsiyettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah'ın insanlara gönderdiği son peygamber olduğu gibi aynı zamanda yeryüzünde yaşamış olan en mükemmel insandır. O Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ buyuruluyor. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır buyurularak insanlara en güzel örnek olarak gösterilmiştir. Bu kısa girişten sonra Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençler için hayati öneme haiz iki önemli prensibi üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan ilki değerli genç kardeşlerim, yapılan hatalar ve bu hataları nasıl düzelttikleri ile ilgilidir. Allah Resulü Aleyhisselam bir kişide gördüğü davranışı düzeltirken o insanın şahsiyetini incitmemeye özen gösterir, hatasını yüzüne vurarak ve onu teşhir ederek mahcup etmekten kesinlikle sakınırdı. Böyle durumda ya umumi bir tarzda konuşarak bazıları neden böyle yapıyor diye uyarır veya hoşnutsuzluğunu gösteren bir tavır sergilerdi. Böylece Peygamber aleyhisselam bu davranışı beğenmediği ortaya çıkardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışları ile gönüller sultanı huzurlarında bulunduğumuz Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin şu güzel sözleri ne güzel örtüşmektedir. Oğul yek diğerinizde yani bir arkadaşınızda bir hata veya noksan gördüğünüz zaman benim gözlerim yanlış görüyor arkadaşımda bu hata olmaz diyeceksiniz görmemezlikten geleceksiniz hataları ifşa etmek değil de setretmek yani örtmek gerekir arkadaşınıza hatasından dolayı boz etmeyiniz onun kötü haline buğz ediniz diye buyurmaktadır. Değerli gençler işte bu bağlamda gençlerle her zaman sıcak bir iletişim kuran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem samimi bir yaklaşımla onların problemleriyle ilgilenmiş gönüllerini kazanmıştı. Buna karşılık sahabe gençleri de Peygamber aleyhisselama rahatlıkla içlerini dökebilmişler, gönüllerinden geçen duyguları dahi hiç çekinmeden ona açabilmişlerdir. Nitekim bir gün bir genç peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Resulallah bana zina konusunda izin ver demiştir. Bunun üzerine peygamberimiz aleyhisselam ashabın tepkilerine rağmen ona kızmayıp sükunet içerisinde yaklaş der, yanına oturtur ve ardından bunun annesine yapılmasından hoşlanıp hoşlanmayacağını sorar. Gençten hayır cevabı alınca da insanlar da bunu anneleri için istemezler. Peki sen kızın için bunu kabul eder misin diye tekrar sorar. Yine hayır cevabını alınca elini gencin omuzuna koyup ya Rab bu gencin günahlarını affet kalbini pak et namusunu muhafaza et diye dua eder. Gerçekten de bu genç o günden sonra hiçbir olumsuz davranış içerisinde olmamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hataları ıslah etmedeki ikinci ve önemli prensibi ise muhatabını tatlı dil ve yumuşak sözle uyarmasıdır. Hani Yunus Emre'nin söz ola kese başı, söz ola kestire başı, söz ola ağlu aşı, bal ile yağ ede bir söz dediği. Hulusi Efendi Hazretleri'nin incitmesen kimseyi incinme hem güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol buyurduğu gibi. Gençlerin hataya meylini çok iyi bilen Peygamber Aleyhisselam onlara karşı sabırlı ve anlayışlı davranırdı. Şöyle bir örnek vardır. Sahabeden Ebu Mazure isimli şahsın hatırası ilginç bir örnek teşkil ediyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Huneyn Savaşı'ndan dönüyordu. Diyor ki bu genç kardeşimiz ben de hepsi Mekkeli olan bir grup gençle beraberdim. Gönlüm gerçek anlamda İslam'a henüz ısınmamıştı. Bu esnada Peygamber aleyhisselamın müezzini ezan okumaya başladı. Biz de bir köşeye saklanıp müezzinin sesini alay ederek tekrarlamaya başladık. Yaptıklarımızı Peygamberimiz de duymuştuk. Ezanı Muhammedi bittikten sonra şunların içinde güzel sesli biri var diye gönderdiği adamlar bizi alıp Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna çıkardılar. Karşısına vardığımızda biraz önceki alay edişimiz şöyle dursun, hiç belli etmeden güzel sesli hanginiz diye sordu. Arkadaşlar beni gösterdiler. Peygamber Aleyhisselam beni yanına çağırdı ve ezan okumamı istedi. Bu esnada Hazreti Peygamber'den ve ezandan hiç hoşlanmadığım halde çaresiz kalkıp onun önünde ezan okudum. Ben ezanı bitirdiğim zaman bana bir miktar para ikram etti, daha sonra da alnımı öpüp sırtımı sıvazladı. Bunun üzerine ben de ey Allah'ın elçisi Mekke'de ezan okumama izin verir misiniz dedim. O da tereddütsüz bir şekilde izin verdiğini beyan etti. İşte o anda genç kardeşimiz diyor ki işte o anda Resulullah'a karşı duyduğum hoşnutsuzluktan bende eser dahi kalmadı. Gönlüm ona sevgi ile doldu. Mekke'ye geldim ve onun emriyle müezzinlik yapmaya başladım. Değerli genç kardeşlerim, her alanda mükemmel bir örnek olan Peygamber aleyhisselamın aynı şekilde gençleri daima ebedi hayatı kazanmaya yönlendirdiği görülmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz radıyallahu anh'ın elinden tutarak ey Muaz vallahi seni çok seviyorum buyurmuştu. Muaz radıyallahu anta anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi ben de seni çok seviyorum dedi. Daha sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Allah'ım seni zikretmek sana şükretmek ve güzelce kulluk yapabilmek için bana yardım et duasını namazlardan sonra hiç bırakma şeklinde tavsiye buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim ve sünneti Resulü Zer'e yaşamaya büyük önem veren ve manevi huzurlarında bulunma şerefine nail olduğumuz büyüklerimiz, vakfımızın mütevelli heyet başkanı muhterem Hamid Hamidettin Efendi de bir sohbetlerinde şöyle buyurur. Gençlere önem veriniz ve sahip çıkınız, bizim yolumuzun güzelliklerini onlara öğretiniz. Gençler bizim için önemlidir. Gençlerin eğitimine dikkat ediniz ve muhabbette güzel bir şekilde yönlendiriniz. Gençlik dönemini iyi geçiren kendisini iyi yetiştiren insanlar hayatlarının yetişkinlik ve ihtiyarlık dönemlerinde mutlu ve bahtiyar olmuşlardır. Ancak gençlik dönemini birçok hata ve yanlışlıklarla geçiren, gençliğinin değerini bilmeyen insanlar daima pişmanlık ve hüzün içerisinde olmuşlardır. Nitekim bir Arap şairi olan Ebul Atahiye gençlik dönemini iyi geçirmeyen insanın duyduğu hüzün ve pişmanlığı şu sözleriyle çok güzel bir şekilde ifade etmektedir. Ah keşke gençlik bir daha dönse de şu ihtiyarlığın bana ne yaptığını ona anlatsam. Değerli gençler sohbetimi yine manevi huzurlarında bulunduğumuz Gönüller Sultanı es Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin divanı şerifinden şu beyitleriyle bitirmek istiyorum. Elde iken nakdi hayat bulma say ey eyle necat ister kandu nebat kendine gel dinle sözüm ehli heva olma sakın hiç sen heba olma sakın bendi siva olma sakın kendine gel dinle sözüm gençliğini vermeyele fırsat gile gide gelmezele sıdk ile gel bu yola kendine gel İnne sözüm. Cenab-ı Hak hepimizi kendisine layıkıyla kul, Peygamber aleyhisselama ümmet ve dostlarına dost eylesin. Allah bütün geçenlerimize ve şehitlerimize rahmet eylesin.